Merhaba arkadaşlar. Bu derste göreceğimiz konu Global Composition Operation. Şimdi ben direkt bu sayfayı açtım. Bakın bu sayfa hepimizin yararlandığı bir sayfa. Şimdi burada küçük bir örnek vermiş. İki tane bakın yan yana bir tane daire, bir tane de kare çizmiş. Global Composition Operation'ı kullanmış. Şimdi bunların çok değerleri var. Mesela bunlar tek tek burada deneyerek siz bu adresten bakın bu adresten bakabilirsiniz. Şimdi bunlar ne işe yarar? Üst üste gelen arkadaşlar çizimlerde nasıl bir davranış görmesini bizim bilgisayara söyleyebiliyoruz. Örneğin ben diyorum ki bakın source over diyor. Yani kaynak bittiğimde bu bunun üstüne geliyor. Destination over'sa tam tersi bir işlem yapıyor arkadaşlar. Bu böyle. Source out'ta arkadaşlar ne birleştiren kaynak kısmını kesiyor. Source in neydi? Kaynağın içini kesiyor. Search top üst kısmı sadece alıyor kendisiyle birlikte. Burada lighter var. Burası da ne yapıyor arkadaşlar? İki rengin birleştirmiş halini buraya yansıtıyor. Pardon. Yazın ortasında yaz değil de hava çok güzel. Gene hapşurduk. Valla. Neyse. Şimdi burada copy var arkadaşlar. Direkt sadece bunu alıyor. Yani bu nesne hangisine değse ne olacak? Onu öldürüyor. Bunu nerede kullanabiliriz? Biz bunu mesela oyunlarda kullanabiliriz. Değdi mi? Ölür. Bu silah olsun. Bu da öbür de düşman asker oldum. Değdi mi? Gidiyor. İzor arkadaşlar. Neydi? Orta noktasını bunlarda kesiyor. Bir bakalım bakın. Onu nasıl kullanıyoruz? Bakın hangi çizimleri etkileyeceksek. Örneğin buyla bunu. Bakın iki tane benim çizim var. Bir erş var, bir de FileRack var. Neydi geldik? GTX.global neydi? Global Composition Operation. Örneğin ben buraya XOR yazdım. Bakın benim çizimim nasıl olacak siz de görebilirsiniz. Bakın. Artık buradaki böyle bunların ortasını kesti. Bunu biraz daha iyi götürelim isterseniz. Bakın arşı biraz daha götürelim. Bakın. 100'e 100 yapalım. Hemen ama orta noktası neredeyse boşalacak. Boşalacak derken yanlış anlamayın. 125 bu da 125 Ctrl S yaptım. Sayfayı yeniledim. Bu da biraz daha ileri götürelim. 145 diyelim bakalım nereye geliyor. Evet 145 iyi. Yarı çapını küçültelim. 75 yapalım. Bunu da 145 yapalım. İşte bakın hesaplamam. Bakın böyle küçük bir şey elde edebildi. Kenarlarda ne oldu? Yumuşatabiliriz. Bakalım bir bölge gölge verelim. İlk defa bir şey deniyorum. Bakalım nasıl olacak gerçekten. İlk defa deniyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Neyse. Burada shadow kullanacağız. Shadow color ne olsun? Bizim gridiye böyle bir 99 rengimiz olsun. Ve GTX Shadow Offset X Shadow Offset X'den biz buna 5 verelim. GTX.Shadow neydi? Shadow Y içinde 5 verelim. Bunun içinde 5 verelim. Başka tamam bir bakalım. Blur'da her şu anda vermeye gerek yok herhalde. Evet böyle bir görünüm elde ettik arkadaşlar. Bakınız böyle bir görünüm elde ettik. Bunu da isterse GTX Shadow Blur'dan bunu da 5 verelim bakalım. Bakın ilginç bir çizim oldu. Bakın ilginç bir çizim oldu. Kırmızı istersen sarı yaptırabilirdik. Bakın onu da rengini değiştirsek daha farklı olacak. Bakın bunu örneğin red yapalım. Öbürü neydi? Öbürü de yellow yapabiliriz. Neydi? Yellow yapabiliriz. Ctrl S yapıp sayfamızı yenileyelim. Bakın böyle küçük bir çizim yapabiliriz. İstersen bunun kenarına da biraz küçük bir çizim yapalım. Orası neresiydi? FileRack'in hemen sonuna GTX. Burada neydi? Hasta olmuşuz gerçek. Stroke Style diyelim. Burada Stroke Style hangi renk verelim? İsterseniz bir siyah verelim. Burada neydi? Black yazalım.
Neydi? CTX nokta stroke nokta stroke 5 diyelim. Hangi noktaya? Bizim file rack'in olduğu noktaya gidebiliriz. Neydi? 50'ye 50. Neydi? 200'e 200 verdik. Şimdi sayfamızı bir yenileyelim. Bir bakalım. Bakın böyle küçük bir çizim yapabildik. Evet. Dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bakın güzel bir çizim yaptık. Umarım anlaşılmıştır. Artık bunu ne yapabilirsiniz? Bunu artık siz burada deneme yanılmayla bakın. Neyin ne işe yaradığını burada görebiliriz. Bakın nasıl arattıracaksınız? V3School arkadaşlar. Canvas ve Global Composition Operation diye arattırsanız buna bunu görebilirsiniz. Yani zaten diğer kodlarda hiçbir şu ana kadar görmediğimiz bir şey yoktu. Bakın bunu İstersen bunu döndürebiliriz. Bir de clip komutunu görelim. Neydi? CTX clip diyerek neydi? Şeyimizi kırpabiliriz arkadaşlar. Tuvalimizi kırpabiliriz. Onu ilerideki derste göreceğiz. Bu clip komutunun ne işe yaradı, ne iş yaptı, şu anda neden kırpmadı, neden böyle oldu. Hepsini teker teker göreceğiz. Her derste küçük küçük bilerek bazen yanlış yapıyorum, bazen bilmeyerek. Önemli olan sizi meraklandırmak. Böylece gerçekten videoları izleyince çok şeyler öğrenirsiniz. Ondan eminim. Ben de kendimi geliştiririm bu konuda. Bir sonraki derste küçük bir animasyon uygulaması yapabiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın.